Saat 16 Emin Çapa ile birlikte paranın izinde karşınızdayız. Bugün ekonomi gündeminde hangi gelişmeler var? Piyasalarda hangi hareketleri gördük? Bütün gündemi, bugünün ekonomi gündemini sizler için toparlayacağız. Dünyada ve Türkiye'de ekonomi başlıklarını aktaracağız. Yarım saat boyunca günü ekonomide birlikte tamamlayacağız. Birbirine ilginç haberlerimiz var. Bizimle birlikte olun. Bugünün gündemiyle başlıyoruz. Merkez Bankası faizleri değiştirmedi. %7,5 politika faizi ve faiz koridoru beklendiği gibi o 7,25-11,75 bandında kaldı. Merkez Bankası para politikasının sadeleştirilmesine ilişkin de bir mesaj vermedi. Enflasyon yakından izlenecek dedi. Temkinli duruşunu devam ettirirken acaba o para politikasında sadeleştirme ne zaman gelecek? Bu konuda sinyal yok ama daha önce Merkez Bankası oynaklığın bitmesini işaret etmişti. Şimdi Amerika'da VIX ve MOVE endeksleri, hisse senedi ve tahvil piyasalarında oynaklığı gösteren endeksler yüksek. Dolayısıyla oynaklığın bitmesi, bir yandan Çin, bir yandan Fed izlenirken acaba ne olacak? Merkez Bankası bu adımları, sadeleştirme adımlarını ne zaman atacak? Dolar da 3.04 seviyesine yeniden yükseldi merkez kararından sonra. Arkadaşlarımın aktardığı gibi Çin hız kesti derken neyi kastediyoruz? Çin'de büyüme 2015'te %6,9 oldu. %10'larda büyüyen Çin 25 yılın en düşük büyüme rakamlarına ulaştı. O seviyelere indi ama beklentiler zaten %7 civarındaydı. Dolayısıyla piyasalarda beklendiği kadar kötü bir tablo oluşmadı Çin'de havası doğdu. Petrol fiyatları da 27 dolardan biraz yukarı çıktı. 29 dolara kadar geldi. Rusya'da bir miktar rahatladı ama İran devrede. İran ilk adımı attı ve petrol üretiminin günlük 500 bin varil arttırılması talimatını Petrol Bakanlığı aracılığıyla verdi. Şimdi İran'da ilk hedef 1 milyona düşen petrol üretiminin günlük 2 milyon varile çıkartılması ve İran birdenbire 2.3 milyar dolar petrol gelirine sahip olacak. Ve petrol gönderdiği ülkelerden alacağı gelir de biliyorsunuz blokajlıydı, 30 milyar dolar civarında, bu da serbest bırakılacak. İran geliyor, ilk adımları da atıyor, bakacağız ayrıntılara. Kış aylarında hava sıcaklıkları düşüyor, doğal gaz faturası da artıyor. İGDAŞ abonelerine bir müjde verdi. Doğal gaz faturalarını kış aylarında taksitle ödeyebilirsiniz dedi. Tüketici memnun, bakacağız ayrıntılara. Ve Dünya Ekonomik Forumu Davos zirvesi, Davos 2016 bu akşam bir kokteylle başlıyor. Resmi açılış yarın. Türkiye'yi Başbakan Ahmet Davutoğlu temsil ediyor. Keza Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de Davos'ta. Ayrı ayrı oturumlar var. İş dünyasından önemli isimler var. Keza 40 devlet başkanı, 40 ülkenin lideri de yine Davos'ta olacak. Ekonomik gelişmeler tartışılacak. Küresel büyüme kaygıları gündemde olacak. Ama bir yandan da siyasi gelişmeler, yaşadığımız jeopolitik riskler, mülteci sorunu da Davos'a damga vuracak. Gündem başlıkları böyle. Piyasalar hareketli. Bugünün ana manşetlerinden biri Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan çıkan sonuçtu. Ve Çin korkusu devam ederken oh korkulan olmadı havası var. Çin'le başlayalım. Tek tek ayrıntıları aktaralım. 25 yılın en düşük büyümesi yaşanıyor Çin'de. 2016'ya dair işaretler de ekonomide çok parlak değil büyümeye ilişkin. Ama dediğim gibi piyasalarda en azından kötünün iyisi denildi. Beklentiler doğrultusunda geldi. Çok daha vahim bir tablo oluşmadı dendi. Asya borsaları piyasalarda en azından beklediğimiz kadar kötü bir durum yok. Rahatlığını yaşadı bugün. İşte Çin'deki durum. Çin'de büyüme yavaşlıyor, dünyada küresel büyüme kaygısı artıyor. Çin ekonomisinde 4. çeyrek büyümesi %6,8 ile 2009'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Çin'de son çeyrekte sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımlarının hepsi yavaşladı. 2015'in tamamında ise %6,9 büyüyen Çin, batı standartlarına göre yüksek bir rakam tuttursa da son 25 yılın en kötü performansını gerçekleştirdi. Büyüme son yılların en kötü verileri olsa da beklentiler doğrultusunda geldi. Veriler kötünün iyisi olarak yorumlandı. Çin'de daha kötü bir tablo olmaması Asya piyasalarında olumsuz bir tablo yaşanmasını önledi. Ancak Çin'de 2016 yılına ilişkin belirsizlikler var. O nedenle Çin tedirginliği sürecek gibi duruyor. Çin'de hükümetin yıl boyunca piyasalara sağladığı desteğin işe yaramış olma umutları da boşa çıktı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki yavaşlamanın yaratacağı domino etkisinden korkuluyor.
Çin bu yıla da iyi başlamadı. Son olarak Çin'de konut yatırımları yalnızca %1 yükselerek son 7 yılın en düşük seviyesine inerken yeni inşaat oranı da %14 düştü. Hükümetin ekonomik büyümeyi hızlandırmasının önünde zayıf ihracat, fabrikalarda aşırı kapasite kullanımı, yavaşlayan yatırımlar, hızlanmayan konut piyasası ve yüksek borç seviyeleri gibi engeller bulunuyor. Çin'de büyüme %7 civarında olunca 25 yılın en düşüğü, 4. çeyrek büyüme 2009'dan beri en düşük seviyeler, %10'lardan 7'lere inildi ama petrol fiyatları 29 dolara çıktı. Bizde piyasalar gibi oh hani beklenen kadar kötü değil rahatlamasına mı girelim, geleceğe güvenelim mi, ne yapalım? Ebru biliyorsun piyasaların şöyle bir huyu vardır. İyi olmasını istediklerinde hep iyi bir şeyler görürler. Kötü olmasını istediklerinde de iyi şeyleri görmezler, hep kötü şeyleri görürler. Şu anda piyasalar iyi şeyler görmek istiyorlar ama ne yazık ki onların istediği kadar iyi şeyler gelmiyor. Oh beklediğimiz kadar da kötü değilmiş diye kendilerini kandırmaya çalışıyorlar. Değil mi, hava öyle? Evet, şu anda tam öyle bir hava var. Ama Çin'in bu büyümesi birçok ülke için hayal edilemeyecek kadar yüksek bir seviye olsa da Çin'in kendi iç ekonomisinden kaynaklanan bazı sorunları var. Yapısından, nüfusundan kaynaklanan sorunları var. Bunları böyle 6 büyümelerle, 6,5 büyümelerle halledemez Çin. Gelir dağılımı sorunları da dahil olmak üzere. Köyden kente, kırsaldan kente geçiş de dahil olmak üzere. Öyle kolay halledemez. Ama Çin ekonomisinin bir krize girmesi, özellikle Brezilya, buna ilişkin bir çalışma da var. Onu da bir paylaşacağım ben önümüzdeki yayınlarda seyircimize. Niye Çin Çin diyorsun? Hani FED diyorduk, şimdi hep Çin 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 diyoruz. Brezilya, Rusya ve Güney Afrika'yı çok yakından ilgilendiriyor. Bunlar ham madde satan ülkeler Çin'e. O yavaşlayınca tabii sattıkları ham madde düşüyor. Zaten bugün Çin'den büyüme beklentileri paralel, yani çok da düşük gelmeyince, korkulduğu kadar kötü olmayınca Rusya hemen bir toparlanır gibi oldu. Aynen. Bu da önemli bir gösterge. İran ne yapıyor? İran dünyaya geri dönüyor. Yaptırımlar kalktı. Uzun süredir 79'dan beri İran'a yaptırımlar uygulanıyor ama en ağırı 4 yıldır uygulanan yaptırımlardı. İşte bankacılık sistemi İran'ın uluslararası ağdan koptu. İlaç bulmak bile İran'da lüks hale geldi. Uçaklar eskidi, altyapı yatırımları eskidi, fabrikalara makine alınamadı. Dolayısıyla halk da büyük zorluk çekti. Altyapı yatırımları da eksik kaldı. Petrol arama çalışmaları da yine durdu. Dolayısıyla yaptırımların kalkmasıyla birlikte İran'da aç bir pazar, altıl bir pazar ortaya çıktı. Dünya küçülürken, Çin'den bahsediyoruz, küresel büyüme kaygılarından bahsediyoruz. İran birçok şirket için şimdi iştah kabartıyor. Heyetlerini gönderiyor o şirketler. Temaslar artıyor. Öyle böyle değil. 30 milyar dolar petrol geliri bloke edilmişti. O serbest bırakılacak. Bunun yanında 100 milyar dolar bankalardaki varlıkları, ilk etapta 50 milyar doları serbest bırakılacak. 100 milyar dolarlık bir yatırım potansiyeli var. Bütün dünya devlerinin gözü İran'da. İran'da ilk adımı attı. İran'a hücum edilirken İran'da dünyaya dönüyor ve petrol üretimini 500 bin varil artıracak. İran Petrol Bakanlığı talimatı verdi. İran Petrol Bakanlığı petrol üretiminin günlük 500 bin varil artırılması talimatını verdi. Yaptırımların kalkmasıyla birlikte İran'dan ilk adım da gelmiş oldu. Petrol fiyatları düşüş eğilimindeyken, arz fazlayken İran da petrol üretimini artırmak için adım attı. İran üretimi artırmazsa komşu ülkeler 6 ila 12 aylık dönemde daha fazla petrol pompalayacaklar ve İran'ın pazar payını alacaklar görüşünde. İran petrol üretimini 500 bin varil artırırken önümüzdeki günlerde 500 bin varil daha arttırması ve 2 milyon varile çıkarması bekleniyor. Ambargolar nedeniyle İran'da üretim günlük 3 milyon varilden 1 milyon varile kadar inmişti. Şimdi İran'ın petrol geliri hemen 2.3 milyar dolar artmış olacak. İran şimdi petrolünü dünya çapında satabilecek. Hali hazırda Türkiye'nin de içinde olduğu bir grup ülkeye ihracat yapabilen İran, ilk etapta Yunanistan, İspanya, İtalya'ya günlük 200 bin varil petrol ihraç etmeyi hedeflediğini belirtiyor. İran'ın uluslararası bankalarda dondurulmuş 100 milyar dolarlık varlıkları da serbest bırakılacak. Dünyanın dördüncü en büyük petrol ve en büyük doğalgaz rezervlerine sahip olan İran, ülke dışında dondurulmuş hesaplarının ilk anda 50 milyar dolarını kullanma hakkını kazanacak. Hükümet bu kaynağın endüstrilerin yeniden kurulmasında kullanılacağını duyurdu. Yaptırımların sonlandırılması ayrıca Total ve Eni gibi yabancı yatırımcılara da ülkenin kapılarını açacak. İran, Türkiye'nin de içinde olduğu Çin, Güney Kore, Japonya gibi ülkelere petrol ve doğalgaz satışından elde ettiği yaklaşık 30 milyar dolarlık bloke edilmiş gelire de erişebilecek.
Peki Rusya ne yapıyor? Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren iki haber geldi. Denizbank'ın sahibi konumundaki Siberbank'ın özelleştirme süreci hızlandırıldı. Rusya'nın ikinci büyük havalimanı ihalesinde de iki Türk şirket finale kaldı. Ayrıntılar şöyle. Rusya Siberbank'ı özelleştirmeye hazırlanıyor. %50'si Rusya Merkez Bankası'na ait biliyorsunuz Siberbank'ın. Türkiye'de Denizbank'ın sahibi konumunda bulunuyor Siberbank. Rusya Ekonomi Bakanı tarafından açıklanan özelleştirme için bazı yasal düzenlemelerin tamamlanması gerekiyor. Bu arada Rusya'nın en büyük ikinci havalimanı ihalesi Sheremetyevo Havalimanı ihalesinde finale iki Türk şirketi kaldı. Limak, Maraş Strory ve Rönesans 630 milyon dolarlık ihaleyi almak için yarışacak. Türkiye ve Türk şirketlerine uygulanan ambargoya rağmen iki şirketin ihalede finale kalmasının nedeni olarak ikisinin merkezinin de Rusya olarak görünmesi gösteriliyor. Ancak bazı şirketler biliyorsunuz ambargolardan muaf tutulacaktı. Rusya Türkiye'ye ambargo uyguladı ama ihtiyacını başka kaynaklardan karşılayamıyor. Dolayısıyla birçok Rus şirketi Türk şirketiyle çalışmak istediğini belirtiyor. Bazı şirketlerin, Türk şirketlerin ambargodan muaf tutulması gündemde. Rus turistler de Türkiye'ye nasıl giderizin yollarını arıyor. Ama ambargolar devam ediyor. Rusya'nın yaptığı açıklama. Siberbank'ın özelleştirmesi önemli Emin. İran'ın attığı adım önemli. Şimdi ikisini birlikte değerlendirirsek ne söyleriz? Kısa bir yorumunu alalım. İtalya ve Fransa'ya gidiyor İran Cumhurbaşkanı ilk ziyaretini yurt dışına bu ambargoların kalkmasından sonra ilk ziyaretini İtalya ve Fransa yapıyor. İkisi de sembolik olarak önemli adımlar. Bunu bir söyleyelim. Haberimizin içinde bir ayrıntı var. İlk olarak bu paranın endüstrinin yeniden yani İran'daki sanayinin yeniden yapılandırılmasına kullanılacağını söylüyor. Bu ne demek? Bu bizim oradan çok büyük pay alamayacağımız anlamına geliyor. Makine ihracatımız aslında iyi bizim ama yeterince desteklemediğimiz için yurt dışında güçlü değil. Yani yurt dışında hak ettiği kadar güçlü bir imaja sahip değil. Keşke daha güçlü bir konumda olsa yurt dışında ama gene de bir pay alacaktır. Çünkü bizim asıl alacağımız pay İran'ın hani ambargolar kalktı biraz rahatlayacaksınız ya halkına aktaracağı para tarafında. Ona ne kadar öncelik vereceğiz bilmiyorum. Ama ben de olsaydım ilk önce sanayinin yapılandırılmasına öncelik verirdim. Onu da söyleyeyim akıllıca bir yan. Rusya tarafındaysa öyle yapacağız o varlıkların. Öyle diyor. Öyle diyor ama bunu tutabilir mi? Mutlaka halkına bir takım rüşvetler verecektir. Yapmak zorunda. Çok uzun yıllardır ambargoyla. O kadar bunalan halkı rahatlatacak. Rahatlatacak bir takım adımlar. Biraz yapacaktır. Yani yapmaması imkansız. İmkansız yani şey olamaz. Siberbank tarafına dönersek Siberbank tarafında da. Rusya'da bir şey soracağım ben. İran 4 yıldır en ağır ambargoyu yaşıyor. Uzun yıllardır yaşıyor ama 4 yıldır en ağırını yaşıyor. Ambargoların nasıl delindiğini, neler yaşandığını görüyoruz. Keza artık globalleşen bir dünya var. Şirketler çok iç içe girmiş, birlikte çalışıp küresel bir yapı oluşturmuş. Siz kapıları kapatırsanız bacadan giriyorlar. İşte Rus turistler nasıl Türkiye'ye giderizdi Facebook hesaplarından birbirleriyle haberleşerek onun yollarını birbirlerine aktarıyorlar. İşte şirketler başka kaynak bulamadıkları için bazı Türk şirketlerin muaf olmasını ambargodan istiyorlar. Dolayısıyla kapıyı kapatıyorsunuz ama bacadan giriyorlar. Ambargolar 2016 dünyasında çok da işe yaramıyor. Deliniyor bir şekilde ve başka sonuç doğuyor. Deliniyor evet. Yani ambargoyu delmek için bazı yollar bulunuyor. Ama İran'a uygulanan ambargo o farklıydı. Çok ağır bir ambargoydu. Hani Rusya'nın kendi kendine uyguladığı ambargonun yarattığı sonuçlar için. İkisini biraz ayırmamız lazım. Çünkü mesela Amerika Birleşik Devletleri şöyle demişti. İran'da iş yapanlar suçludur. Amerika ile iş yapamazlar. Evet. Şimdi Amerika ile işimizde seyircilerimiz şöyle düşünenler olabilir. Bize de söylüyorlar böyle şeyler hani görüyorum. Siz de amma abartıyorsun Amerika ile iş yapmış. Fakat bir bankanın Amerika ile iş yapamıyor olması demek şuradaki şubesinden başka bir bankaya para havale edememesi demek. Yani o kadar ağır bir şey. Onun için zaten herkes çekilmişti. Rusya'nınki ise biz yayınlarımızda bir şeye dikkat etmek lazım. Hatırlıyor musun? Avrupa Birliği Rusya'ya ambargo uygulanınca şöyle demişlerdi. Aa Türkiye'nin ihracatı patlayacak. Oh yaşasın biz. O zaman biz ne demiştik? Öyle şey olmaz. Öyle bütün domatesleri biz göndereceksek Avrupa'dan alıp biz ne yiyeceğiz zaten mümkün. Rusya'ya ambargo meselesi olunca ooo domatesler içeri satılacak, domatesler bedava olacak, çok ucuz olacak demişlerdi. Ne demiştik o zaman? Hayır öyle şey olmaz.
üçüncü bir şey daha var. Türkiye'ye uygulanan ambargo, hatırlarsan rakamlarla da bunu analizde vermiştik, beraber yapmıştık o analizi. Türkiye'ye uygulanan ambargo Türkiye kadar Rusya'yı da vurur. Üstelik daha Türkiye hiç bir karşılık vermedi Rusya'ya. Evet. Bunu da söylememiz lazım. Türkiye de verebilirdi ama Türkiye sakin bir politika izledi. Dileyelim daha sakin bir ortama dönülsün. Petrol fiyatları biraz toparlandı. Rusya biraz nefes aldı ama 30 doların altında petrol fiyatlarından bahsediyoruz. Rusya'nın revize rakamlarının 50 dolar baz alınarak yapıldığını söyleyelim. Her bir dolarlık düşüşten sonra 2 milyar dolar kayıp demek Rusya için. Bu arada gübre taş fabrikaları dün %16'ya yakın, 16'dan fazla yükseldi. Çünkü İran'da iştiraki var, Razi. Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı açıklama yapmış Reuters'a. Ambargonun kalkmasıyla iştirakimiz Razi'nin operasyon maliyetlerinde azalma, pazar genişlemesi, piyasa fiyatıyla satış imkanı, ciro karlılık artışı bekliyoruz diyor. Dolayısıyla bizim oradaki iştirakimiz ve faaliyetlerimiz rahatlayacak. Daha fazla yatırım ortamı ve daha rahat çalışma ortamı oluşacak. Bu da karlılığa, ciroya yansıyacak açıklaması yapıyor. Dünkü hızlı yükseliş sonrası bugün gelen açıklama o yükselişi nedenini belki de anlatıyor. Şimdi bizde Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Enflasyonun seyri izlenecek dedi. Para politikasının sadeleştirilmesi konusunda bir netlik yok. Bir açıklama, yeni bir açıklama yok. Bundan bahsedilmediğini görüyoruz. Şimdi enflasyon yüksek, kur yüksek, gıda fiyatları yüksek, asgari ücret artışı var, vergi artışları var, zamlar var. Dolayısıyla 2016 enflasyon beklentileri %7,5 civarında orta vadeli programda. Bizde de gıda fiyatları bir türlü tutmuyor. Bakın fındıkta durum ne? Artan fındık üretimi fiyatları düşürdü ancak fındığın kilosu hala el yakıyor. Markette fiyat 80 liraya kadar çıkıyor. Üreticiden fındık fiyatlarının çıkışı 9 liraya kadar düştü. Ancak markette ve perakendecide kilosunu 70-80 liradan alabiliyor tüketici. Biz de şu an bir pazardayız. Burada da fındığı ucuz alabilirim sanmayın. 40 liradan alıcı buluyor ve tezgahın en pahalı da ürünü. Fındıkta fiyatı üretildiği yer belirliyor. Ürün bol ama kaliteli ürün az sesleri yükseliyor. Bu da fiyatı arttırıyor. Ordu fındığı var, Giresun fındığı var. Giresun daha kaliteli oluyor, daha yağlı. Ordu ikinci kalite oluyor. O 30-35 lira civarında oluyor ama Giresun fındığı 40 lira genelde. 40 ve üzerinde satılıyor. Şu anda normal durumda. Kilosu ne kadardan alınıyor peki? 40 liradan. Pazarcı üreticideki fiyat düşüşü bize de yansır diyor. Geçen sene 65 liraydı, 60 liraydı o civarıydı. Şu anda 40 lira. 35'i görecek gibi gözüküyor ama bilmiyoruz yani. Toprak Mahsulleri Ofisi de 50 bin tonluk alım yapacağını duyurdu. Önümüzdeki dönemde fındık fiyatlarında daha fazla düşüş görülebilir. Davos zamanı, Davos 2016 başlıyor. Dünya Ekonomik Forumu'ndan bahsediyoruz. Bugün kokteyl var, yarın resmi açılışı var ve Türkiye'yi Başbakan Ahmet Davutoğlu temsil ediyor. İşte yarın başlayacak temasların ayrıntıları. 46. Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda Türkiye'yi Başbakan Ahmet Davutoğlu temsil edecek. Forum ekonomi odaklı olsa da dünya siyasetinin önemli isimlerinin bir araya gelmesi dolayısıyla siyasi gelişmeler de olacak gündemde. İlk olarak çarşamba günü Şanlıurfa Göbekli Tepe için düzenlenecek resepsiyona katılacak Başbakan. Dünya mirası geçici listesinde yer alan Göbekli Tepe'nin tanıtımı yapılacak resepsiyonda. Perşembe günü de Türkiye'nin global rol oturumunda konuşma yapacak. İkili görüşmeleri kapsamında da dünya liderleriyle temaslarında Suriye başta olmak üzere siyasi gelişmeler var. Başbakan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek eşlik edecek. Forumun önemli konuklarından biri de iş adamı Çobani Yoğurtları'nın sahibi Hamdi Ulukaya. Ulukaya, Suriye mülteci krizinin ele alınacağı oturumda Ürdün Kraliçesi Rania ve Uluslararası Kızılaç Başkanı Peter Maurer'le aynı salonda olacak. Ulukaya, Bill Gates'le Warren Buffett'ın ön ayak olduğu, zenginden alıp fakire vermeyi hedefleyen bir oluşumun parçası. Bu oluşum kapsamında Suriyeli mültecilere 2 milyon dolar bağışladı iş adamı. Ulukaya oturumda bu girişimden bahsedecek. Kıbrıs sorunu da bu yıl Davos'un öne çıkan konularından biri. 2016 baharında barış gelir mi diye sorulan Kıbrıs'tan iki tarafın lideri de zirvenin ikinci gününde Davos'ta olacak. Birleşmiş Milletler, KKTC lideri Akıncı ve Rum lideri Anastasiadis ile birlikte garantör ülkelerinde bulunduğu mini bir zirve planlıyor.
important to use the momentum. Piyasalar zamanı girişte Merkez Bankası'nı söyledik. Faizi değiştirmedi Merkez Bankası ve emin para politikasının sadeleştirilmesinden de pek bahsetmedi bu ayki toplantı. Biraz böyle üstünü örttü hatta. Faiz böyle kaldı. Evet, fonlama faizi 10.75, repo faizi 7.50, gecelik borç verme 12.25 seviyesinde tuttu. Fonlama maliyeti 9'larda. 9'larda zaten. Yalnız Merkez Bankası'nın söyledikleri içinde... Koridor 7.25-10.75, bu da politika faizi. Politika faizi. Gerçekte aslında bizim politika faizlerimiz, asıl faiz dediğimizde kastettiğimiz burası. Benim dikkatimi çeken Merkez Bankası şöyle diyor. Geçmiş şeyleri hatırlarsan açıklamaları, orada şöyle derdi, işte enflasyonun işte bir şu kadar sürede geri de geleceğini, 5'e doğru yakınsayacağını, çekirdek çok iyi gidiyor, diğer gıdalar yüksek falan. Bu sefer öyle bir açıklama yok. Bu seferkinde hani şu kadar sürede düşecek, 5'e doğru geri geliyor falan değil. Diyor ki aşağıya doğru evet bir gidiş var. Aşağıya doğru bir gidiş var. Enflasyon üzerinde, ama diyor bazı baskılar da var. Enerji fiyatları aşağıya doğru çekiyor, ama diyor gıda fiyatları hala bir baskı oluşturuyor. Yani bize bir perspektif sunmuyor. Şu kadar sürede, bu kadar sürede yakınsayacağım. Onu biraz orta vadeli planın verdiği vadeye bırakmış gibi görünüyor. Sence ne o zaman o sadeleştirme gelir? Oynaklık biter mi bu piyasalarda? Şu anda oynaklığın biteceği bir tarihi ben görmüyorum. Ama sadeleştirme, niye biz buna geçmiştik ve niye bundan çıkmak istiyoruz şimdi? Bir onu da Merkez Bankası'nın bize izah etmesi lazım. Bu koridordan ne fayda sağladık? Akademik olarak da bunun çalışılması lazım. Yani ekonomi bilimi açısından da çalışılması lazım. Belki ileride yeniden buna geçmek gerekir eğer bir takım sonuçları aldıysa. Hem üniversitelerin çalışması lazım, hem de Merkez Bankası'nın bize bu faiz koridorundan, şimdi çıkmak istediği, sadeleşmek istediği koridordan ne elde ettiğini Türkiye'nin bir anlatması lazım. Yani para politikasında sadeleştirmeyi biraz piyasa faiz artışı olarak da algılıyor. Ama oynaklık bitince ben bunu yapacağım deyince pek öyle olmadığını da anlıyorsunuz. Dolayısıyla ne olduğunun bir kere sadeleştirmenin daha net anlatılması gerekiyor. Peki merkez faizi değiştirmedi. Faiz 7.5'da, koridorda 7.25, 10.75'te kaldı. Piyasa nasıl tepki verdi? 3.02 civarındaydı dolar kotasyonları. Çin'le gerilemişti. 3.02 seviyelerini, hatta altını zorlamıştı. Fakat bakıldığında yine Merkez Bankası beklenmeyen bir şey yapmadı. Bu ay da piyasa Merkez Bankası'ndan faiz değişikliği beklemiyordu. Dolayısıyla parite 1.0872'deyken dolar kurunu verelim. 3.0392, 3.0425 lira seviyelerinde. 3.04'e yaklaşan bir seyir var. Euro TL 3.30 seviyesinde ve borsada da %0,71'lik bir yükseliş var. Ve başında da söyledik, petrol fiyatları 27 dolardan 29 dolara doğru. Çin'de de beklenen kadar kötü bir durum yok. Yani beklenmeyen kötü bir durum yok algısı var. Merkez Bankası'ndan beklenmeyen bir karar çıkmadı. Dolayısıyla piyasa kötünün iyisi işte, çok da etkilenmedi diyebiliriz. Özellikle. İyiyi görmek istediğinde iyi, kötüyü görmek istediğinde kötüyü görüyor piyasa. Hani, artık bilmiyorum önümüzdeki günler bize ne gösterir. Şimdi de analiz zamanı, Emin Çapa'yı dinleyeceğiz. Evet, bugün analizde bambaşka bir konu yapacağız. Bambaşka bir konu konuşacağız. Ne konuşacağız? Süper bilgisayarlar aktaracağım size. Ekonomide son dönemlerde bütün dünyada hangi ülkede kaç süper bilgisayar var? Bunları nerelerde kullanıyorlar? Bunlar çok konuşulur oldu. Bir bakalım süper bilgisayar aslında ne? Süper bilgisayar askeri alandan dizayna, ne dizayn ediyorsunuz? Otomobil de dizayn edebilirsiniz, uzay aracı da dizayn edebilirsiniz, bardak da dizayn edebilirsiniz. O bardak yere düşerse nasıl kırılır? Bunu modelleyebilirsiniz. Hava durumunu modelleyebilirsiniz. Her yerde kullanılan bir şey ve ülkelerin süper bilgisayar kapasiteleri onlara dair bize çok şey söylüyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu alandaki gücü kırıldı. Nasıl kırıldı? Hem de iki katlık bir farkla Çin tarafından kırıldı. Çin'in Tianhe 2 isimli süper bilgisayarı, Amerika'nın ikinci sırada gelen Titan'ı, ki
Bundan önce dünyanın en hızlı bilgisayarı oydu. Onu neredeyse 2,5 kata yaklaşan bir farkla geçiyor. 2 kat yakın farkla geçiyor. Yani 1 saniyede 33,8 katrilyon işlem yapıyor. 33.8 katrilyon. Titan'ın 1 saniyede yaptığı işlemse 17.6 katrilyona yakın. 1 saniyede 17.6 katrilyon işlem. Sequoia Amerika Birleşik Devletleri'nde gene 17.2 katrilyona yakın işlem yapıyor. Ve Japonya 4. sırada, dünyanın en hızlı 4. bilgisayarı Japonya'da 10.5 katrilyon. 1 saniyede 10.5 katrilyon işlem yapıyor. Mira Amerika Birleşik Devletleri'nde 8.6 katrilyon işlem yapıyor. İsviçre 6. sırada 6.3 katrilyona yaklaşan bir saniyede işlem hızıyla bizden. Ve Xi'an Suudi Arabistan'ın Şahin aslında, Suudi Arabistan'ın da 5,5 katrilyon, 1 saniyede 5,5 katrilyonluk işlem. Amerika Birleşik Devletleri'nin 8. sırada 5.2 katrilyon saniyelik işlem hızı. Almanya'nın en hızlı bilgisayarı 9. sırada 5 katrilyon saniyede işlem hızıyla ve Volkan Amerika Birleşik Devletleri'nden 4.3 katrilyon işlem hızıyla 10. sırada. Bunlar dünyanın en hızlı ilk 10 bilgisayarları. Peki dünyadaki süper bilgisayarlar hangi ülkede diye baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en hızlı 500 bilgisayarının 199 Amerika Birleşik Devletleri'nde açık arayla farkla Çin'in üzerinde, bu açıdan Çin'in üzerinde yer alıyor 190'da, ama Çin çok hızlı geliyor. 109, dünyanın en hızlı 500 bilgisayarının 109'u Çin'de. İkisi dünyanın en açık arayla en çok süper bilgisayara sahip iki ülkesi. Japonya'da 37, Almanya'da 33, İngiltere'de 18, Fransa'da 18, Hindistan'da 11, Kore'de 10, Rusya'da 7 ve Suudi Arabistan'da 6 süper bilgisayar var. Bunu neden önemsiyoruz? Şundan önemsiyoruz. Her alanda, endüstrinin hemen her alanında süper bilgisayarlar bize geleceği tasarlama, geleceği kurgulama imkanı veriyor. Türkiye'de de bir süper bilgisayar var. Şimdilik ilk 500'e girmiyor ama yakında onu size tanıtacağız diyelim. Parantezini burada kapatalım. Yarın gene Ebru Baki ile birlikte karşınızda olacağız.